Muhteşem Yüzyıl dizisinde bir sahne var. Hürrem Firuze'yi zindana kapattırıyor. Ve Afife Hatun da gelip soruyor işte neden böyle yaptınız, size karşı bir saygısızlık mı yaptı diye. Hürrem de şey diye cevap veriyor. Evet, onu zindana kapattım. O kadar mutlu bir şekilde söylüyor ki bunu, Meryem Üzer ve bayılıyorum. Ve sırf bunu söyleyiş şeklinden ilham aldım. Ve bugün Sims'te Hürrem Sultan olup insanları zindana kapatacağız. Hem de herhangi bir insanları değil, sizin diziden tanıdığınız isimler. Birazdan onlara göz atacağız. Ben Fahri ve bu kanalda Sims içerikleri üretiyorum. Umarım bu videodan keyif alırsınız. Öncelikle karşımızda tabii ki Haseki Hürrem Sultan. Ben sim yapmakta çok başarılı değilim. Bunu videonun başında itiraf ediyorum ve kabul ediyorum daha doğrusu. O yüzden oyunculara çok fazla benzemelerini beklemeyin simlerin. Ama yine de hafif andırıyor bence. Yani en azından Hürrem Sultan'ı temsil eden bir sim. Böyle bir sim oldu. Hatta çok yetenekli bir Custom Content yapımcısı Kovyesi'nin birebir aynısını yapmış. Muhteşem Yüzyıl Custom Content diye aratırsanız büyük ihtimalle karşınıza çıkacaktır. Hürrem bence çok güzel bir kadın. Zaten Meryem Üzer ve çok güzel bir kadın ama simini de çok severek yaptım ben. Ve yürüyüş şekli bu şekilde ve bir sahnede Hürrem aynı bu şekilde yürüyor. O yüzden ona çok yakıştığını düşündüm böyle. Hürrem tabii ki Kövevik'ten sultanlığa, dünyanın tepesine yerleşen bir kadın. O yüzden de böyle bir haklı olarak bir gurur taşıyor, bir gururu var. Ve hava atmayı seviyor kısacası. Ve gelelim zindana kapatacağımız isimlere. İlk olarak tabii ki Avak Hatice Sultan. Hatice Sultan'ı canlandıran oyuncu çok güzel bir kadın. Fakat ben sanırım ona biraz gıcık olduğum için simini o kadar güzel yapamadım. Aslında yine de fena olmadı ve bu arada Hatice Sultan da dizide bu elbiseyi giyiyor. Yani birebir aynısı, yine aynı custom content yapımcısı yapmış. Hatice'nin kişisel özelliklerine bakacaksak kendisi romantik bir isim, yani hayatının aşkını arayan bir isim. Çünkü zaten Hatice İbrahim, sizsiz yaşayamam, sizi çok seviyorum diye diye dolaşıyor ortalıkta. O yüzden bunun ona çok uygun bir hayat amacı olduğunu düşündüm. Onun dışında ailesine düşkün fakat gloomy, yani sürekli üzülen, mutsuz birisi. Ve aynı zamanda erratic, yani ya da erratic nasıl okunduğundan emin değilim. Ama böyle çok bir anda devirebilen, sağ sol belli olmayan bir insan. Ki Hatice de zaten dizide öyle. Bu arada Hürrem'in traitlerini söylemedim sanırım. Onun amacı tabii ki dünyayı yönetmek. O yüzden Leader of the Pack seçtim. Yani lider olmak istiyor. Ve tabii ki ambitious. Kadının dünyayı yönetmek gibi bir misyonu var. Böyle bir vazife edinmiş kendisine. O yüzden tabii ki ambitious traitini seçtim. Ve ortalıkta Süleyman benim canımın sultanı diye dolaştığı için tabii ki romantik. Fakat hızlı sinirlenen bir sim. Zaten bir anda Sümbüva ya da Ağlar kapatın şunu zindana diyebildiği için kabul etmemiz gerek ki hızlı sinirlenen birisi. Bunun dışında zindana kapatacağımız ikinci isim Mahidevran Sultan. Tabii ki Hürrem'in ezevi rakibini ekleyecektim. Mahidevran'ın da aynı şekilde dizide bu aynı elbiseyi giymiş. Ve onun da andırdığını düşündüm yaparken. Yani çok fazla benzemediğini farkındayım ama yine de kimin kim olduğunu anlıyorsunuz. Simmer karakterleri temsil ediyor sadece, bunu söyledim. Ve Mahidevran'ı kıskanç yaptım sürekli Hürrem'i kıskandığı için. Aynı şekilde Hatice gibi gloomy yaptım, avak birisi olduğu için. Ve ailesine düşkün tabii ki, şehzadesi Mustafa'nın tahta çıkmasını istiyor. O yüzden sadece onu düşünüyor bir noktada. Ve hayat amacı da aşırı zengin olmak. Tabii ki oğlunun sultan olmasını, tahta çıkmasını istiyor. Ve bu sayede kendisi de Vahide Sultan olacak. O yüzden hayat amacını zengin olmak yaptım. Bence gayet uygun. Ve son olarak Firuze. Firuze'nin soyadı kısmına ne yazacağımı bilemedim. O yüzden Firuze Ajan yazdım. Bildiğiniz gibi kendisi bir ajan çıktı hikayenin sonunda. Ve gerçek ismi de Hümeyra'mış. Hümeyra Hatun. O yüzden Firuze Ajan koydum ismini. Firuze'nin de aynı şekilde böyle bir elbisesi varmış dizide. Ve onu böyle doğayı seven bir sim yaptım. Hani
şifa bu ot var ve falan uğraşıyor diyor hatırladığım kadarıyla. Onu da böyle bir sim yaptım. Ve hazırsanız oynamaya başlayalım. Şu anda Hürrem geldi, Hatice'ye bağırıyor. Tam Hürremlik hareketler bunlar. Ve 100 mülkleri de tam Hürrem Sultan. Şimdi de iyi geçiniyor onunla. Şey diyor herhalde, sizi en başta ikaz etmiştim sultanım. Keşke o vakit beni dinleseydiniz. Şimdi böyle gururunuzu ayaklar altına alamamış olurdunuz. Gelsin biraz Hatice'ye hakaret etsin. Onunla kavga etsin. İbrahim Paşa sizi sevmiyor, arzulamıyor. Aşka tutulup gitmiş, milyar kalfayla hayatı yaşıyor falan. Şu an bu videoyu paylaştıktan sonra insanlar deli olduğumu düşünecek diye korkuyorum. Hatice acayip sinirlendi. Neyse Hürrem'in hiç umurunda değil. Gelsin biraz dairesinde takılsın. Bu arada bu daireyi bir ev yapım videosunda yapmıştık. Şu an i butonundan ulaşabilirsiniz eğer kaçırdıysanız. Biraz dizi hakkındaki düşüncelerimi paylaşmıştım sizlerle. Ve bu daireyi de sizler çok sevmiştiniz. Tekrardan teşekkür ederim o videoya olan ilginizden dolayı. Bu arada söyledim mi bilmiyorum ama böyle bir challenge hazırladım minik. Tabii ki zindana kapattık şu an bu üç simi ve onlara resim yaptıracağız. Ve resmini ilk tamamlayan kişiye yemek vereceğiz ve böylece daha uzun bir süre hayatta kalabilecek. Ve sona kalan kişiyi serbest bırakacağız. Yani bu üç kişiden sadece bir tanesi serbest kalacak, hayatına devam edecek. O yüzden şimdiden yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizce hayatta kalan Hatice Sultan mı olacak? Mahidevran Sultan mı? Yoksa Ajan Firuze mi? Keşke şu an telefonlarını evlerine almasalar. Simlerin bu şey huylarından nefret ediyorum. Hadi benden size biraz yardım. Resim yapmaya başlayın hepiniz. Bakalım hangisi önce tamamlayacak. Hatice Sultan şu an sinirini tablonun üstüne resmediyor. Tabii kadın kaldıramadı İbrahim'i ona aldattı. Hem de nigar kalfayla. Olacağı buydu. Hürrem de burada gelmiş oturuyor. Mutlu mutlu. Harem ne ki dünyayı ben yöneteceğim bakışıyla. Firuze'nin çizdiği şeye bakar mısınız ya? Sultan Süleyman'ın mı resmettin Firuze, ne yapıyorsun? Mahidevran da Sultan Süleyman'ı çiziyor galiba. Sizin ne haddinize benim canımın sultanını çizmek deyip Hürrem gelip Mahidevran'la da kavga edecek. Tam Hürrem'lik hareketler. Kahkahaya boğulur. Bu arada ilk tablosunu tamamlayan Hatice ve Mahidevran oldu galiba. İkisi aynı anda mı tamamladı bilmiyorum. Şöyle asalım onları şuraya. Gerçi Hatice küçük bir tablo resmetti. O yüzden ona yemek vermeyeceğim. İlk Mahidevran'a vereceğim yemeği. Çünkü en büyük resmi o tamamladı ilk. Şuradan gelsin Hürrem salata hazırlasın Mahidevran'a. Keşke Sümbül ve Ayda ekleseydim ya, yemekleri o yapardı. Ama erkekler için güzel kıyafetler bulamadım, biraz baktım. Hürrem salatayı hazırladı. Şöyle Mahidevran'a vereceğim onu. Şöyle. Gerçi daha çok fazla acıkmamış var ama Mahidevran yesin salatasını. Ve zamanı biraz hızlandıracağım artık ihtiyaçları gitsin diye. Bakalım ilk kim gözlerini yumacak. Grim Reaper ilk kimin için gelecek? Ben çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun Hatice? İbrahim mesaj atmış mı diye bakıyor hep. Tam bir yıkık ya. Şu an en aç Firuze gibi. Mahidevran zaten salatasını yedi az önce. Hadi biraz zaman geçsin. Kimin öleceğine bakalım. Şu anda Hatice Sultan altına yaptı. Hürrem gelip burasını temizliyor ya. Sarayımı kirvetemezsiniz. Uykusuzluktan ilk bayılan kişi Hatice Sultan oldu fakat şu an kalktı ayağa. Hepsinin durumu bayağı feci şu an. Mahidevran da bayılacak gibi oldu ama henüz ayakta.
Hatice, Firuze ve Mahidevran zindanda sürünürken Hürrem de burada dairesinde kendisine bakıyor aynanın önünde. Hayatta gözlerini yuman ilk isim Hatice Sultan oldu maalesef. Gördüğünüz gibi bir bildirim geldi az önce. Hatice Sultan is dying from starvation. Açlıktan öldü. Grim Reaper da geliyor şu anda, arkada görüyorum. Ah be Hatice. Keşke sultanlığını unutmasaydın. İbrahim Paşa'ya takıntılı olmasaydın da hayatta kalsaydın. Grim Reaper niye gelmiyor şu an? Kapı kilitli olduğu için mi acaba? Ha, geliyor. Evet, bakalım. Firuze mi hayatta kalmayı başaracak? Yoksa Mahidevran mı? Bana Mahidevran kalacak gibi geliyor. Çünkü salatayı önce o yemişti. İlk tabloyu tamamladığı için. Şu anda Hatice Sultan'ın mezarı burada. Grim Reaper aslında gitmene gerek yok. Çünkü birazdan bu ikisinden biri de ölecek. İkinci öven isim Firuze oldu. Bu da aynı şekilde açlıktan ölmüş. Ajanımız böylece ölmüş oldu. Ve tebrikler Mahidevran. Hayatta kalmayı başardın. Gel burada bir şey ver ye. Have a quick meal. Buradan gel bir şey ver ye işte. Böylece hayatta kal. Hürrem sen de bir gel burada zaferini kutla. Firuze'den kurtulmayı başardın. Seviniyor bir de manyak. Ve bu challenge'ın da sonuna geldik. Mahidevran hayatta kalmayı başardı. Artık buna yaşamak denir mi bilmiyorum ama hayatta kaldın Mahidevran'cığım. Tebrik ederiz seni. Bu challenge'ın kazananı Mahidevran oldu. Eğer bu tarz saçma sapan challenge'lar yapmamızı istiyorsanız bu videoya beğenerek ve yorum atarak destek olabilirsiniz canlar. Umarım iyisinizdir. Bunu videonun sonunda neden söylüyorum bilmiyorum. Ama kendinize çok iyi bakın ve başka videolarda veya canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.